İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Şuşi mültecilerle ilgili Batı Ermenileri Ulusal Konseyi talebi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından dikkate alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Artsakh Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili tüm konuların müzakereler yoluyla çözülmesi gereğini bir kez daha teyit etti. Artsakh'ın Avedaranot köyünden yerinden edilenler için Aygestan'da 250'den fazla ev inşa ediliyor. Batı Ermenistan'ın Birak'ın Bingöl'ün genç ilçesindeki Urartu Kalesi'nde arkeolojik sondaj kazısı yapıldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suriye'nin kuzeyinde siviller tehlike altında. Ahalkalak'ta misafirperverlik zamanı. Bu Ermeni, Foto Muhabirliği'nin kurucusu oldu ve tüm hayatını Ermenilere ve Yerevan'a adadı. Fakat onun bugün çok azları biliyor. Batı Ermenistan hükümetinin desteğiyle Şuşi mültecileri Nisan 2022'de bir araya gelerek Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmasını talep etmişlerdi. 27 Eylül 2020'de Azerbaycan'ın kışkırttığı savaşın ardından Şuşi ve yöresinin yerli Ermeni nüfusu her şeylerini, evlerini, mallarını, kimleri, oğullarını kaybetti ve Stepanakert'e ve Yerevan'a sığındı. Batı Ermenistan pozisyonunu 25 Şubat 2021 tarihli Artsakh hakkında yasa ile resmen ifade etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı General Antranik Ozanyan'ın doğum günü olan 25 Şubat 2021'de Anayasa Konseyi'ne sunulacak olan bu kanunu imzalayarak yayımladı. Aşağıdaki hükümler, ilkeler dikkate alınarak. 1. Birleşmiş Milletler Şartı Madde 1 ve Madde 55. 2. Yerli halkların hakları bildirgesi. 3. Batı Ermenistan Ermenilerinin hakları açıklamalar. 4. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası ve Batı Ermenistan Hükümeti'nin 4 Şubat 2011 tarihinde kurulduğu sırada ve şimdiki zamanda Artsakh ile ilgili özel fiili ve yasal durumu göz önünde bulundurarak Batı Ermenistan Ulusal Meclisi aşağıdakileri yasalaştırıyor. Madde 1. Artsakh bölgesi Ermenistan Devleti'nin 19 Ocak 1920'de fiili ve 11 Mayıs 1920'de de jure uluslararası tanınmasına uygun olarak Batı Ermenistan topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. 1920'den beri devam eden Ermenistan Devleti. Madde 2. Artsakh'taki Ermeni halkı Batı Ermenistan'ın yerli Ermeni halkının ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla bu halkın her üyesi Batı Ermenistan vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir. Madde 3. Batı Ermenistan Cumhuriyeti kendi kaderini tayin hakkının kullanılmasının bir sonucu olarak Artsakh Ermeni halkının hükümetini fiilen tanır. Madde 4. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Artsakh Ermeni halkına kendi kaderini tayin hakkı bildirgesi çerçevesinde 1920 yılından itibaren Batı Ermenistan'ın toprak bütünlüğü bakımından Artsakh'ın özelliğini tanır. Madde 5. Bu kanun onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası ile bütünleştirilir. Madde 6. Bu kanun onaylandıktan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayınlanır. Batı Ermenistan Devlet Başkanı, hükümet üyeleri ve Ulusal Meclis Parlamento milletvekilleri bu yasanın kabul edilmesini Artsakh için tarihi olarak değerlendirdiler. Artsakh, Batı Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Ayrıca Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin 9 Mayıs 2022'den beri iletilen talebi de bu prosedürü yine 31 Ocak 2022'de Birleşmiş Milletler'e sunulan bir yasal dosya ile desteklemektedir. Harutyunyan tarafından Azerbaycan'a karşı yapılan ilk başvuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından resmen tescil edildi. Prosedür yazılıdır ve mahkeme talep etmedikçe mağdurun ortaya çıkması gerekmeyecektir. Ekte desteğinizi ileterek Artsakh Savaşı'nın mağdurlarına ve suçlu devletlere karşı yasal mücadelelerinde destek olabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında kapsamlı ve uzun vadeli bir barış için çalışmalarını sürdürüyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bunu bir basın toplantısında duyurarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in geçtiğimiz günlerde Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile temasları olduğunu hatırlattı. Price, böylece Artsakh, Dağlık Karabağ ve çevresinde son zamanlarda kaydedilen ve sonucunda insan kayıplarının ve yaralanmaların kaydedildiği çatışmalarla ilgili derin endişemizi dile getirdik. Gerginliği azaltmak ve taraflar arasında daha fazla tırmanmasını önlemek için acil adımlar atılması çağrısında bulunduk. Son zamanlarda artan gerilimin Artsakh Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili veya ondan kaynaklanan diğer tüm sorunların müzakere yoluyla kapsamlı ve istikrarlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi ve ABD'nin taraflarla çalışmaya devam etme taahhüdünü sürdürdüğünü ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bunu ülkelerin uzun vadeli kapsamlı barışı bulmalarına yardımcı olmak için hem ikili olarak hem de Avrupa Birliği'ndeki benzer düşünen ortaklarla ve AGİT Minsk grubu eş başkanlarıyla yapmaya devam edeceğiz ifadesinde bulundu. Batı Ermenistan, Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti'ni ilgilendiren gelişen süreçleri takip etmektedir. Artsakh Cumhuriyeti'nin Askeran bölgesinin Aygestan köyünde Avederanot köyünden zorla yerinden edilen aileler için projeye göre 254 müstakil evlerden oluşan yeni bir yerleşim yeri inşa ediliyor. Bunu inşaat çalışmalarını yürüten Gapavor adlı şirketinin bulunduğu mahallenin muhtarı Nairi Sarkisyan basın açıklamasında dile getirdi. Sarkisyan, projeye göre 2 ile 5 odalı 254 özel konut yapılacak. Yakında iç dekorasyonun başlayacağı inşa edilmiş evler var. Şu an itibariyle 29 müstakil evin inşaatı için büyük çaplı toprak işleri yapıldı dedi ve Avederanot köyünden göç edenler için yeni yerleşimde okulun, anaokulunun, belediye binasının, sağlık ocağının, büyük bir oyun alanının ve kilisenin yer alacağını ifade etti. Mahalle muhtarına göre yapım aşamasında olan yerleşim modern standartları karşılayacak. Batı Ermenistan, Artsakh'taki bu ev yapım çalışmalarını olumlu değerlendiriyor çünkü Ermenilerin kendi topraklarında yaşamaları ve çalışmaları önemli. Ermeniler, düşman devletlerin tavır ve provokasyonları ne olursa olsun kendi topraklarında yaşamalıdır. Batı Ermenistan'ın Birak'ın Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri kıyısındaki kayalık bir tepe üzerinde bulunan ve Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen Sebeteryas Kalesi'nde tarihi dokunun ortaya çıkarılması için sondaj kazısı başlatıldı. Birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen tarihi kalenin kalıntıları Murat Nehri kenarında bulunuyor. 15 ile 20 gün devam etmesi düşünülen sondaj kazısı ile tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılarak kale ile ilgili bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Batı Ermenistan, Ermenistan'ın bugün arkeologların yüzyıllara ait kalıntıları bulup ve Ermeni halkının eski ve yerli olduğunu kanıtladığı güçlü zamanlarda yaşadığından gurur duyuyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü yazılı bir açıklama yaparak Suriye'nin kuzeyindeki çatışmanın tüm taraflarının devam eden ve yapılacak askeri operasyonlar sırasında sivillerin zararını askeri indirmeleri gerektiğini söyledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye'nin Kürt yönetimindeki güçlerin elinde tuttuğu Kuzey Suriye'nin bazı bölgelerine yönelik askeri müdahale tehdidini ele alan bir soru cevap belgesi yayınladı. Suriye'nin kuzeyinde siviller tehlike altında başlığıyla 17 Ağustos'ta kamuoyuna duyurulan soru cevap belgesinde önemli kaygıların arasında hukuka aykırı saldırıların, insani koşulların kötüleştirilmesinin ve IŞİD'in yeniden ortaya çıkması tehlikesinin yer aldığının altı çizildi. Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye olası askeri operasyonuna da değinen İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'nin planlanan müdahalesi, Türkiye'nin 2016'dan bu yana Kuzey Suriye'ye yaptığı 4. askeri müdahale olacak. Daha önceki askeri müdahaleler insan hakları ihlalleri içeriyordu, dedi.
Yaz aylarında birçok insan tatillerini Gürcistan'da geçirmeye karar verir. Çoğu durumda yurt dışından gelenlerin tatil rotası Halkalak'tan geçmektedir. Birçok insan burada biraz zaman geçirmeyi tercih ediyor ve bunun nedenleri farklı. Bu Ermenilerin yerleşim yerini keşfetme, arkadaş ve akrabaları ziyaret etme ve yolun uzunluğunu azaltma arzusu olabilir. Son zamanlarda özellikle Halkalak Merkez Parkı'nda, otellerde, hazır gıda satış noktalarında ve başka yerlerde büyük bir insan akışı dikkat çekiyor. Birçok yerli yurt dışında yaşayan akrabalarının çoğunun memleketlerine geri döndüklerini ve ardından denize gittiklerini söylüyor. Ağırlıklı olarak Rusya ve Ermenistan Cumhuriyeti'nden geliyorlar. Bugün adını çok az kişinin hatırladığı Nemrut Bagdasaryan, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki foto muhabirliğinin kurucusudur. Nemrut'un asıl adı Samvel'dir. Sanatçının babası Hovhannes, oğullarına Vaspuragan dünyasının yer isimlerini vermiş. Samvel'e Nemrut, Melike Sipan, Vahan'a Silvan adları verildi. Nemrut, 24 Şubat 1907'de Van'da öğrenci sanatçı Hovhannes Bagdasaryan'ın ailesinde doğdu. 1915 Armenosit sürgününden sonra Nemrut'un lakabı kardeşleri gibi kimlik ismi haline geldi. İlk fotoğraflarını Nemrut 1920 yılında çekti. 1925-1929'da Ermenistan Cumhuriyeti Sendikalar Birliği'nde fotoğrafçı olarak çalıştı. O yıllarda eski Yerevan'ın portre fotoğrafçısı olarak başkentin artık hatıralar haline gelen eşsiz görüntülerini yaratarak Yerevan'a adanmış fotoğraf albümleri yaptı. Nemrut Bagdasaryan, Cumhuriyet, Sovyetler Birliği ve uluslararası çaptaki bir dizi sergi ve yarışmaya katıldı. Onun Toprak adlı fotomontajı ve Ararum adlı fotoğraf dizisi birçok yarışmada ödüller kazandı ve yüksek puanlar aldı. Nemrut'un her fotoğrafı Ermeni halkının hayatı hakkında eşsiz ve etkileyici bir hikayedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Safaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Bala Nanik adlı ninni eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.